Merhaba çocuklar. 7. sınıf Türkçe maratonu 22. eter sorularını cevaplandıracağız. Birinci sorumuz paragraf sorusu. Bu parçada altı çizili sözde Akdeniz'in hangi özelliği vurgulanmıştır diyor. Karıncanın su içtiği deyiminin anlamı sakinlik anlamında kullanıldığı için cevabımız Ceyhan. İkinci sorumuz ise bir mantık sorusu. Bize yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır, yanlış olan yargıyı soruyor. Bize verilen öncülere baktığımızda sıralamamız birinci sırada Burak, ikinci sırada Akif, üçüncü, dördüncü sırada Doğukan, Cengiz, beşinci sırada Enes. Yani buna baktığımızda cevabımız Bursa, yalnız iki olacak. Üçüncü sorumuz ise bir kelime bulma oyununun kuralları şu şekildedir. Bu kurallara uygun hangisi kazan sözcüğünden hareketle oluşturulmuştur diyor. Şimdi kazan sözcüğümüzde verilen sözcüğün ilk harfi bulunacak sözcüğün son harfi olmalıdır diyor. O zaman K harfimiz ne olacak? Son harf olacak. Bulunacak sözcük verilen sözcüğün son harfinin alfabede ardından gelen ilk ünsüzde başlatılmalıdır. P ünsüzümüz gelecek. Bulunacak sözcüklerde kalın ünlülerden sonra kalın ünlü, ince ünlülerden sonra ince ünlü gelmelidir. Yani büyük ünlü uyumuna uyması isteniyor. Bunlardan hareketle doğru cevabımız Denizli, parlak sözcüğü olacak. Dördüncü sorumuz ise hangisi birleşik fiildir diye sormuş. B şıkkına gelmezdi, basit fiildir. C şıkkına geleceklermiş, basit fiildir. D şıkkında gelmesin, basit fiildir. Ama yapı vardı A şıkkında, birleşik fiildir. Kurallı birleşik fiillerden tezlik fiiliyle oluşturulmuştur. Beşinci sorumuz yine bir paragraf sorusu. Bu sözleri söyleyen kişinin aşağıdaki metinlerden hangisini beğenmesi beklenir? Ceyhan'da yol kenarındaki solmuş gülleri dikenlerden ayıran sessiz bir tekerlek gibi dönüp duruyor o zaman. Şimdi yağmur yağsa gölgesinden sadece gözlerini seçebildiğim camlara tanıdık yüzleri fısıldasa. Diğer seçeneklerde yazar olanı olduğu gibi aldığı için doğru cevabımız Ceyhan olacak. Altıncı sorumuzda aşağıdakilerden hangisi bu metinde sözcük veya söz gruplarından herhangi birinin anlamı değildir? Tehlikeli bir durum yaratmak bu hayvanların soylarını tehdit ediyor. Kötü sonuca uğramak. Bu durumda en çok da geyik, karaca, ceylan, porsuk gibi hayvanlar maruz kalıyor derken maruz kalıyor. Güçlük çekmek ise yaşam alanları gittikçe daralıyor. Yani cevabımız Denizli. 7. Eklenmekleri fiillere zaman anlamı katan eklere haber bildirme kipleri denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kip ekinin fiile kattığı anlamla ilgili yay ayrat içinde verilen açıklama yanlıştır. Yaz mevsiminde açık havada daha fazla zaman geçiririz. Fiilin söylenme zamanı ile gerçekleşme zamanı aynıdır. Aynı değildir çünkü geniş zamanda kullanılmış. Yani söylendiği zaman ile kullanıldığı zaman aynı değildir. Cevabımız Adana. 8. sorumuzda numaralandırılmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Bir mimarlık firması döndürüldüğünde elektrik üreten bir atlı karınca geliştirdi. Çocuklar atlı karıncaların iplerine asılıp dönmeye başladıklarında bir hareket enerjisi oluşuyor. Bu enerji bir dinamo ile elektrik enerjisine dönüştürülüyor ve atlı karıncanın tabanında bulunan bir aküde depolanıyor. Atlı karıncanın aküde toplanan enerji geceleri atlı karıncayı ışıklandırmak için kullanılıyor. Atlı karıncanın ışıklarının rengi ve parlaklığı depolanan enerjinin miktarına göre değişiyor. Bunlardan hareketle cevabımız Adana şıkkı olacak. 9. soru. Yine bir mantık sorusu. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş, öncül vermiş. Şimdi verilen öncüllere baktığımızda A ve B olmak üzere iki katlı iki tane ayrı binamız var. A binasında ikinci katı idari katı olduğuna göre B binasında yemek ve spor salonu, spor salonu 3, yemek salonu 5, 4. katımızda olacak. Bu yüzden danışma A binasının 1. katında olacak. Yani cevabımız Adana oldu. 10. Hangisinde
farklı yapıda bir fiil kullanılmış diye sormuş. B, C ve D fiillerine baktığımız zaman basit fiiller kullanılmış ama Adana'da baktırır, bakmaktan baktırmak, yakmaktan yaktırmak yani yapım eki aldığı için türemiş fiil kullanılmıştır. 11. soru. Bu parçada bellek aşağıdakilerden hangisine benzetilmiştir? B seçeneği de dut yaprağına benzetilmiş. 12. Hangi cümledeki yüklemin yapısı basittir? B'de doğrudan doğru olmak, C'de yoktan yoklamak, D'de tenhadan tenhalaşmak. Yani yapım eki aldıkları için türemiş fiil ama A'da basit fiildir. 13. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi yardımcı eylemle oluşan birleşik eylemdir demiş. B seçeneğinde tarif edilemez. Etmek yardımcı eylemi olduğu için cevap Bursa'dır. 14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ek fiil almış isimdir demiş. C seçeneğinde beyazdır. İsme gelen ek fiil aldığı için cevabımız Ceyhan dedik. 15'te aşağıdaki cümlelerin hangisi ek fiil almıştır diye sormuş. Yine C seçeneğinde gençtim. İsme gelen ek fiil aldığı için cevap Ceyhan'dır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.